Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ben Fatih. Bugün sizlerle birlikte bilin bakalım ne oynuyoruz. Evet, doğru bildiniz. Antunut oynayacağız arkadaşlar. Bu ilk video, yani oyun kanaldaki ilk videomuz. Antunut'u bazılarınız biliyordur, bazılarınız bilmiyordur. Bedava survival bir oyun. Gayet zevkli ve bu server Pay adında en efsane server diyebiliriz. Yani benim en sevdiğim bir server denebilir ve kendisi Türk serverı. Aşağıya linkini koyacağım. Ben bu oyun yaklaşık 2-3 yıldır oynuyordum ama bayağı bir ara verdim. Şimdi yeniden başlayayım dedim. Umarım sesimi bastırmıyordur testlerin sesi. Size base yapmayı falan öğreteceğim. Şu an zaten online server. Şu intihar Rick Grimes dediği adamı dün base'imize saldırdılar. Adamları kestik güzel. Hatta iki arkadaş geldiler. Bu elektrikli testereyle ikisini birden kestim. Sonra da ağladılar. Birazdan base'imize gideriz. Bakalım son hali ne base'imizin. Şimdi birazcık loot yapalım. Ama bekleyin. Gördüğünüz üzere şunları bir giyelim. Umarım arkadan size çocuk sesleri gelmiyordur. Çünkü yapacağım pek bir şey yok. Yani susturacak halim yok. Çocukları dışarıdan geliyor ses. Hemen şunları bir dönüştüreyim. Evet, şunları böyle böyle yaparsak bandaj elde ederiz. Yani bu oyun aslında eski, ben size anlatıyorum ama zaten bu oyunu %90 bilen bir kişi bu videoyu açar. Bu arada Pay Server, bu aralar Türk Server'ı bulmak çok zor diyebilirim. Genelde herkes Washington'da takılıyor ama benim gibi nostalji severler Pay'de takılıyor yani. Evet, polis yerine gidip bakalım bir şeyler var mı burada diye. Şunu almaya hiç gerek yok. Çünkü elektrikli te o bakın tabancamızı bulduk, bedavadan tabanca bulduk. Eğer base'imizi patlatmadılarsa gideriz base'imize koyarız, çünkü benim yeteri kadar silahım var zaten. Gördüğünüz üzere zaten yeni silahlar falan da buluruz. Sonra da insanların base'ini patlatırız falan yani. Bayağı, aa bakın. Şu gaz bidonu çok, yok. Ne benzin bidonu? Gaz bidonu ne demek ya? Benzin bidonu çok değerli arkadaşlar. Çünkü bununla arabanızın benzinini doldurabiliyorsunuz. Tabii ki ne yapacaksınız benzin, yani arabanın benzin doldurmaktan başka. İşte benzininizi doldurabilirsiniz ki bu da ulaşımınızı rahatlaştırır sizin. Burada bir, ne var la böyle? Yiyecek falan bulalım da. Olur da akşamları çıkmayız, acıkırız filan. Yani akşamları da çıkacağız ama çok güzel itemlerle çıkmayız. Çünkü tehlikeli oluyor yani, tehlikeyi de pek fazla şey yapmam yani, tehlikeyi sevmem. Tehlikeye atmak istemiyorum şu an kendime çünkü sizinle base falan yapacağız malum. Gel bakayım sen, seni de bir keseyim. Evet. Experience Star'lı birazdan size ne işe yaradığını da göstereceğim. Yani aslında çok saçma oldu. 2014'te çıkan bu oyunu şu an size anlatıyorum. Aslında rehberini izleseniz daha iyi olur ama bunu ilk bölüm, yani zaten bilenler izliyordur. Ben şimdi ikinci bölümde böyle anlatmam. Sadece yaparız. Bu arada bu oyun eskiden 390 saat oynamam vardı ve premium vardı ama Steam hesabım çalındığı için şu anki hesabımda fazla bir oynama süresi yok ve gördüğünüz üzere burası bizim base beyler. Dün iki tane eleman saldırdı, bug bulmuşlar, base'in içine giriyorlar, nasıl oldu anlamadım ama giriyorlardı işte. Neyse, biz buradan bir girelim şu base. Evet, hiç patlatılmamış bile. Şöyle bunları bir kıralım. Kırılıyor mu acaba? Evet, kırılıyor, gördüğünüz üzere kırılıyor. Bug yapmışlar böyle, anlamadım. Neyse biz girelim. Oo, bu ne lan? Ha, burayı da şey yapmışlar, anlamadım. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Bir dakika. Bakalım bu storage'lardan hiç boş, hepsini boşaltmış elemanlar.
Bakın buraya da kilit koymuşlar. Çakallık yapmışlar akılları sıra ama şunları bir kırarsak kırılıyor mu? Kırılmazsa da gideriz başka bir soru. Bir dakika ya, benim el testerim yanımda mı? Umarım yanımda bir el testeri. Evet, far, tamam. Şunu bir kırarsam aslında başka base de yapabiliriz ama hatta ben size şimdi ama şimdi nasıl yapsak ya? Şunu bir atayım ben. İki tane benzin bidonumuz varmış bu arada. Bu ne? Barikat. Evet, barikat. Bu elemanlar girerken barikat koymuşlar. Neyse, ben böyle şuraya bir gireyim de şunu şöyle kıralım. Böyle herhalde buradan kırmak daha kolay. Çünkü alan, dur bir dakika, niye kırıyorum ki? Zaten bu evi ben yapmıştım. Adamlar da akıl olsa demir kapı koymazlardı oraya. Evet, bunu böyle kırdık. Gördüğünüz üzere buraları da sömürmüş arkadaşlarımız. Yani bize de artık yeni bir base yapmak düşüyor. Kendimize güzel bir alan seçeceğiz. En güzelinden ve oraya base'imizi yapacağız ki ben karşı alanı base için uygun olduğunu düşünüyorum. Veya kıyılarda bir yerde yaparız base'imizi. Bu bölümde base'imizin temellerini atırıp videoyu sonlandırırız. Ama şimdi base'imizi yapalım. Bakın adam var orada. Görüyorsunuz değil mi? Şurada bir adam var. Neyse, biz dalarak geçelim. Şu an kulaklığı takamıyorum, ses düşük geliyor diye. Kulaklıktan ses kaydı yaptığım için yani tek oyunun seslerini duyamıyorum ben. Oyunun seslerini de zaten kıstım ama kulaklığın sesini son ses açtım, yani size çok gelmeyecek oyunun sesi ama ben bayağı duyabilirim. Şu an gerçi duymuyorum ama o, bakın buraya da base temelleri atan elemanlar var zaten. Burası da insan yaşıyorsa bizim için çok sıkıntı olacak. Bakalım birileri var mı burada? Varsa öleceğiz. Yani öldürebiliriz de ölmemiz muhtemel. Çünkü adam buraya. Baksanıza. Eleman çalışmış buraya, base'ini yapıyor yani. Şimdi ben buraya bir kapı koysam. Neyse, en iyisi ben buradan yavaştan tüyüyüm beni vurmalarda. Bakın şurada da bir tane base görmüştüm zaten. En iyisi nereye gitsek base yapmak için düşünüyorum, düşünüyorum. O kaydıkların oraya gitsem onlar beni vururlar. Çünkü orada geçen bir eleman gördüğümde bizi vurdular. Farmın oraya da sırf adam çekmek için yapmıştık. Adam gelir de öldürürüz diye ki geliyordu bayağı. Ama şimdi ben size uygun bir base... Aslında arkadaşlar şöyle bir şey var. Metal bulursak kapı yaparız. Bir tane farmı kendi evimize çeviririz. En güzeli öyle olur. Sonuçta farmı evimize çevirdiğimiz zaman çok insan çekiyor gerçekten ama değer yani. Güzel oluyor, zaten zevkli oluyor. Şuradaki farm var. Şu şehrin arkasında bir farm var. Oraya gidelim. Orayı kendi base'imiz yapalım. Zaten el testlerimiz falan da mevcut. Ağaç kestikten sonra işte işe koyulacağız yani beyler, ama ilk olarak bir metal bulmamız şart yani. Şu an server'da da ping yok, ne güzel. 49-46 şeyle pinkle oynuyoruz. Çok avantajlı bir şey bizim için. Çünkü normalde yabancı server'lar çok olduğu için yabancı server'ların bazılarını da oynayamıyoruz. Çok aşırı ping var. Ben şimdi metalimi bulup oradaki farmı kendi evim yapacağım. Ondan sonra tabii yerim de çok az ya. Bakın yer yok ki bizde de. Şimdi en iyisi crossbow'u falan dönüştürürüz. Onu yaparız. Ne yapalım? Ya da şuradaki dükkandan işte metal buluruz. Şu an aklıma tek onlar geliyor yani. Pek de bir şey yapamayız yani. Metal bulmamız lazım ama ev yapmak için. Çünkü kapı yapacağız. Kapı şart. Kapısız ev olur mu beyler? Olmaz. Şu zombiyi keselim. Yani aynen, şu zombiyi de keselim. Ve adam sandım ya. Yusuf çektim ha. Şunu acaba metale döndürebiliyor muyduk ya? Evet, ben böyle bir giriyorum böyle buraya. Tena'dan. Bu ne lan? Sok wrench. Soket wrench. Soket wrench. La bu ne lan, zombi. Öldüm ya. Korkudan ölüyorum arada beyler. Yani çok böyle arkadaşlar, bazen insan tedirgin oluyor bu oyunda ya. Anlatılmaz yaşanır diyor. Bakın. Bunu mesela bir metale
Seni dönüştürmeyeceğim. Başka bir şey dönüş. Seni hiç dönüştürmem zaten. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama şimdilik kalsın. Olur da lazım olur filan yani ondan sonra. Şuradaki itfaiyede balta varsa onları dönüştürelim. Evet bakalım balta filan yok burada. Bir balta yok burada. Evet burada da balta bulamadığımıza göre son çare olarak crossbow'umuzu dönüştürürüz. Yani şu an aklımda pek bir şey yok. Şimdi şuradaki dükkanlara gideceğim. Orada belki bir şey vardır. Adam akıllı. Ya da karşımıza ezik ama içinde bol bol item olan bir eleman gelirse onu keseriz. Evet bir tane metal var ama bir tanesi bir işimize yaramıyor diye biliyorum. Bu evet kazma var. Kazmayı bakalım iki tane tamam. Zaten bize ka Oo, tamam. Gidelim artık. Gidelim yavaştan. Yavaştan kıyıdan. Evet gidiyoruz. İnsancıl bir şekilde evimize doğru. Yani yeni evimize doğru. Yalnız dolunay diye bir şey var. Zaten biliyorsunuz dolunayda biraz sıkıntı çıkarabiliriz ama bir şey olmaz ya. Dolunayı da keseceğiz artık zombileri ya da evden kaçacağız ki. Yani eve saldırmasınlar diye bizim kaçmamız lazım. Buralarda çok adam olur genelde. Orada da bir beyaz araba var. Evet, burada yeni bir ev yapan bir arkadaş var anlaşılan. Çünkü yok lava ağaç mı? Ağaç sanırım. Ağaçta yeni bir ev yapan biri var. Seni keseyim bakayım. Senden de bir baş çıkmadı be. Gidelim evimize doğru. Çekelim pompalımızı. Ve ilerleyelim. Biri vardır diye ilerliyorum şu an. İyi neyse güzel biri yok şu an. Şimdi arkadaşlar eğilelim bir ilk önce. İki tane bundan yaptık tamam mı? Ondan sonra bir dakika yere düştü mü bunlar da? Evet yere düşmüş biri. Hemen bir şeyimizi atmamız lazım ki. Seni bir atayım ben. Seni de alayım. Evet seni de aldım. Ondan sonra beyler ya da arkadaşlar belki kız da izliyordur. Yani kız yani beyler bayanlar. Böyle yapıyoruz bunu. Ondan sonra basalım. La ne yaptım ben? Ha tamam. Korktum ilkten lan. Şimdi ilk olarak bu girişe bir tane koyalım. Tamam mı? Koyduk ya girişe. Şimdi ben bir gereksiz eşyalarımı bir dakika şunu alayım, şunu alayım. Şimdi yatak yapmamız lazım ya. Yatağı da 11 yani yer yatağı yapacağız arkadaşlar. Fakiriz malum yer yatağı yaparız ancak. Biz de böyle normal yatak gezmez. Yerde yatacağız. Şimdi hemen şey alalım. Tıklayalım. Bakalım. Şimdi bu neredeydi yatak şey ya? Arada karıştırıyoruz ama herhalde buradaydı. Evet. 9 lazım bize. Yani 3 tane daha bir şey lazım. Ben aşağıda gördüm zaten. Bakın elemanlar buraya giriş yeri yapmışlar. Onu zaten kıracağım. Biri mi var la? Biri varsa birazcık sıkıntı olacak. Ama bir şey olmaz ya. Öldürürüz. Evet, o zombi. Buraya bakın. Şuradaki kıyafetlerin hepsini toplayalım ne varsa. Metal, kıyafet vesaire. Aa, ok var. Ok alalım. Şu tohumları da alacağım. Ya yerim dolu. Allah kahretsin. Bir dakika. Evet. Aa dur hangisini yapacaktık? Evet bunu yapacaktık. Oğlum biz fakiriz bir dur. Evet fakir adam. Fakir gibi takılır yani. Senin yaptığın ayıptır ya. Seni alacağım. Böyle mi? Yetiyor musun? Yetmiyor. Nasıl da senin yerin? Ne kadar istiyordun ki? Hah aldı. Dönüştürmek için aldım. Yoksa almam hayatta da. Çaktırmayın yani. Çünkü ben ok kullanmayı sevmiyorum. O kadar crossbow daha iyi diyebiliriz.
Burayı zaten full kendi yeri. Oo, bak arabayı gördünüz mü? O adam bizi görse kesmeye gelir. Çünkü büyük ihtimalle full ekipmanlı bir insandır. Biz hemen yatağımızı koyalım buraya. Nereye koysam. Yani o arkadaş bizi %90 gördüyse öldürür. Görmüş. Bakalım nerede. Dur yatağa koyalım mı da sonra. Evet. Adam gitti herhalde ya. Neyse gittiyse güzel olacak. Gitmediyse ama bize çok sıkıntı yaratacak bu herifler. Yani ben şöyle şu köşeye birkaç eşyamı atayım da. Ya, bir dakika. Heh. Şimdi şöyle yapalım. Seni kapı yapalım mecbur yani arkadaşlar. Kapı yapacağız çünkü yani ihtiyaç. Seni niye yapamıyorum lan? Evet, seni de böyle buraya koyayım da bari ne diyeyim. Birini duydum sanki. Bu arada teşekkürler. Evet. Bir ses duydum sanki. Ama bir dakika. Ya Allah'ım çıldırıyorum şu an arkadaşlar. Çıldırdım. Kudurdum. Ya abi neyse. Onu sonra hallederiz. Ben birkaç ağaç keseyim mi yoksa çıldıracağım yani. Sinirden ağaç kesme. Şaka, sinirden kesmiyorum tabi de. Yani biliyorsunuz neden kestiğim ağacı. Ya da bilmiyor da olabilirsiniz. Hemen anlatacağım şimdi ağacı neden kestim. Barikat yapacağız. Evet, barikat yapmak için ağaca ihtiyacımız var. Yani aslında benim el testerem olduğu için bunları böyle yapacağız. Evet, düştü bazıları. Sonra şöyle birazcık arada durak da ölmeyelim. Sonra arkadaşlar nerede bizim bu şey? Evet. Hemen şuradan bir tanesini atalım yere. Şunu atalım mesela, bu zaten bizim işimize yaramıyor şimdilik. Veletler de anne anne diye bağırıyor. Anneleri duymuyor ama ben duyuyorum nedense. Yani Allah'ım ya Rabbim. Evet, böyle bunları koyacağız. Bakın bakın buradan geçebiliyor tamam mı ama zıkkım anne. Neyse, hemen devam edelim. Nereden yapıyorduk bir dakika ya? Pillar nereden yap ya, pillar yapmayacaktık. Nerede? Yok mu la? Ha. Bunları da yap. Evet. Öyle şükür anası duydu çocuğu. Şunu ben alayım. Ve craft edelim. Neredeydin? Burada değildi ya. Neredeydi? Hep karıştırıyorum. Aa, buradaydı. Hemen alalım seni. İlk güven bölgemiz burası olsun. Güvenli misin? Aslında pek de güvenli olmuyoruz. Anladığım kadarı ile buradan geçiş var mı? Adam giremez herhalde. Buradan aynen. Buradan girebiliyor mu? Buradan da giremiyor. Tamam, buradan giremediğine göre böyle yapacağız. Anladınız siz olayı arkadaşlar. Ben şimdi bu videonun burasını sonlandırıyorum. İkinci bölümde görüşeceğiz arkadaşlar. Daha detaylı artık burayı
güzel bir yer yapacağız ikinci bölümde. Şimdilik böyle bitirelim. Bayağı da uzun bir video oldu zaten. Görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve ama mutlaka ve mutlaka lütfen yorum yapmayı unutmayın diyorum. Teşekkür ediyorum. Bay bay.